Sayın seyirciler, enerji yatırımlarından gökdelenlere büyük çapta projelerin uygulanması ve tonlarca ağırlığa sahip malzemelerin taşınması ancak vinçlerle mümkün kılınıyor. 7 tondan 130 tona kadar araç üstü vinç sistemleri üreten Keleş Vinç'in ulaşım sektörüyle genişlettiği hizmet profilini ve firmalara sağlamış olduğu katkıyı firmanın yönetim kurulu başkanı Mahmut Keleş ile Eko Gündem'de konuşuyoruz. İnsanlar tarafından kaldırılamayacak ve taşınamayacak malzemelerin bir yerden başka bir yere nakli vinçler tarafından gerçekleştiriliyor. 2000 yılında Konya'da vinç işletmeciliği, araç üstü mobil vinç kiralama ve nakliye konularında iki ortaklı bir şirket olarak faaliyetine başlayan Keleş Vinç, enerjiden inşaata pek çok sektörde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Hitap ettikleri sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyen firma, tarih 2007'yi gösterdiğinde araç üstü mobil vinç ve ataşmanların üretimine başlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Keleş adım adım büyüme hikayelerini anlatıyor. 2007 yılında onları topladım. İmalata başladık. Küçük bir atölye tuttum. Önce bir makine yapıp da biraz daha ısınalım diye. Ondan sonra bir 600 metre tuttum, 1000 metre, en son kendi yerimizi yaptık. 4000 metre kapalı alanda hizmet ediyoruz şu anda. Ürün yelpazesi oluşturulurken ana tema ileri teknoloji üzerine kuruluyor. Firma 7 tonla 130 ton arası araç üstü katlanır bomlu hidrolik mobil vinçler, çeşitli hidrolik makina ve ataşmanların üretimini itinayla yapıyor. 7 tonla 130 ton makine imal ettik ürün şeyimizde, yelpazemizde. Araç üstü makine hepsi. Aynı zamanda farklı dallara da girdim. Sistemlerine son 3 yıldan bu yana büyük yatırımlarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 10 bin kilometrelik hızlı tren rayı döşemeleri için 2020'yi işaret ediyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mahmut Keleş, bu gelişmelere kayıtsız kalmadıklarını dile getiriyor ve mobil vinçlerin ağırlığı oluşturduğu ürün gruplarını ulaşım sektörüyle çeşitlendirdiklerini söylüyor. Firma, hızlı tren bakım araçlarında da tecrübesini ortaya koymuş oluyor. Biz başladıktan sonra 2008 krizine yakalandık. Biraz orada ders aldım. Dedim farklı, aynı mesleğin içinde, aynı fabrikada yapabileceğimiz değişik ürünler arayışına girdim. Hızlı tren bakım araçlarını ürettim. Türkiye'de bayağı şu anda yoğunlukta bizim makinelerimiz çalışıyor. Talep üzerine üretim hızlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Keleş, Türkiye genelindeki hızlı tren projelerinin %70'inde üretimini yaptıkları bakım araçlarının kullanıldığını dile getiriyor. Bir firma bize öneri getirdi, bu şekilde yapar mısınız diye. Biz dedik yaparız. Çalışmamızı, Ar-Ge'mizi yaptık, sunumumuzu yaptık. Beğeni toplayınca takriben 30 tane falan yaptık şu ana kadar. Bu makine Türkiye'de hemen hemen %70 bizim makinelerle bakımlar yapılıyor hızlı tren. Ana amaç olarak malzemelerin yüksek kotlara çıkarılması ve indirilmesinde kullanılan vinçler, inşaat ve imalat sektörünün hemen hemen her dalında kullanılıyor. En yoğun çalıştığımız şey olarak inşaat sektörü. Son yıllarda bizim Türkiye'de inşaat sektöründe bayağı bir patlama oldu. Tabii inşaat sektöründe eskiden biraz eski mantıkla çalışıyordu. Şu anda teknolojiye artık son 10 yılda girmeye başladık. En ağırlıklı inşaat sektörü, yani inşaat sektörünün geniş, işte sanayide, fabrikalarda ağır makineleri kaldırma, taşıma, o işler yapıyor. İstihdam
istihdama yapılan katkılar firmaya yapılan yatırıma paralellik gösteriyor. Mahmut Geliş zaman içinde ekipleriyle aile gibi olduklarına da özellikle vurgu yapıyor. 2000 yılında kardeşimle beraber ikimizdik. Şu ana kadar 85 aile olduk. 85 tane çalışanımız var. Hepsini biz aile olarak görüyoruz. Hepsiyle bütün bu işi yapıyoruz. Yani en ufak çalışanımızla en büyük yani farklı yerde çalışan hepsine aynı gözle bakıyoruz. Herkesin de işini severek yapmasını istiyorum. En büyük dileğim bu. Makinenin kullanım ömrünü artıran bu kalite anlayışı firmanın hitap ettiği müşteri portföyünde memnuniyet yaratıyor. Bir alan zaman içinde yenilerinin de siparişini veriyor. Bu doğrultuda Türkiye genelinde ulaşılan şehirlerin sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Türkiye'nin bütün illerinde yoktu ama %70 ilinde makinemiz var. Yani biz her ilde imkanımız el verdikçe her ile gönderiyoruz. Yani alıcısını buluyoruz. Şu anda zaten %80 alıcım, makine alıcım. Elhamdülillah marka olarak da tutulduğumuz için, makine olarak da sevildiği için bir alan 2, 3, 10 tane makine alan var bende. Talebe yanıt vermekte kimi zaman zorlandıklarını söyleyen yönetim kurulu başkanı Mahmut Keleş, Türkiye genelindeki yapılanmayı tamamlamalarının ardından ihracata yönelmek istediklerini ifade ediyor. Şu anda Türkiye'ye yetiştiremiyoruz yani şu anda ülkemize yetiştiremiyoruz. Hızlı bir inşaat çalışması da olduğu için yoğun bir talep var. Ülke dışına Arap ülkelerine verdik, Türkiye Cumhuriyetlerine verdik, fazla vermedik. Genelde yoğunluk Türkiye çapına %70 İlimizde var mevcut makinelerimiz. Bugün kalite, fiyat ve satış sonrası hizmet bakımından kendi branşlarında birçok Avrupa ülke ve markasını geride bıraktıklarını söyleyen Mahmut Keleş, uzun yıllar iş makinesi operatörlüğü yapma, ürettiğimiz makinalara işlevsellik olarak geri dönüyor diyor. Zaten makine olarak bunu tarz olarak belki hepsi birbirine yatkın da makinenin daha kolay çalışmasına, rahat çalışmasına, operatörün rahat çalışmasına yardımcı olacak konularda yardımcı oluyoruz. Makinenin demir aksamında tabii yıllar geçtikçe tahrip oluyor. Bu konularda ben kendim tecrübeli olduğum için Ar-Ge'de ben de Ar-Ge ile beraber çalışarak bunlarda değişikliğe giderek daha sıkıntısız makine çıkardık. İçin üretime hakimiyet başarının önemli bir etkeni oluyor. Zira makinede kullanılan tüm parçaların kendi işletmelerinde üretilmesi tüketicinin firmaya güven duygusunu da pekiştirmiş oluyor. Bizim gibi imalatçı firmalar fason kültürünü geliştirmeye çalışıyorlar. Fason dediğimiz bazı malzemeleri başka yerlere ürettirip daha seri imalata geçmeyi düşünüyorlar. Ben şu anda erken gördüğüm için fason üretimi yapmıyoruz. Biz tamamen bütün parçaları ince detayına kadar kendi fabrikamızda üretiyoruz. Geliş, 130 ton taşıma kapasitesine ulaşan araç üstü sistemle dünyada bir ilke imza attıklarının da altını çiziyor. İstanbul Fuarı Ankom'a katıldık. Orada sergiledik. 2 yıl önce yapmıştık makineyi. Şu ana kadar da araç üstü olarak da dünyada ilk yeni üretim olmadıysa. Bizde farklı farklı araç üstü demek istediğim aracı farklı firmanın aracını kullanıyoruz. O şekilde araç üstü olarak dünyada ilk yaptık biz. Yeni yatırımlar için ilk adım, üretim yapılan metrekarenin genişletilmesi doğrultusunda atılıyor.
Keleş daha geniş alan, daha çok üretime imkan sağlayacak diyor. Bizim şu anda 4000 metre kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Yeni bu yıl atabilirsek temeli işte 30-40 bin metre arsa, yani 150-200 bin metreye kadar arsa alımına gittik şu anda. Takriben 30-40 bin metre kadar aldık şu anda. Hem ondan uğraşıyoruz. Arsa alımı bittikten sonra nasip olursa bu yılın içinde temeli atacağız oraya. Daha büyük bir kompleks fabrika yapmayı düşünüyoruz. Grupta 15 çeşide sahip firmanın yönetim kurulu başkanı şu sıralar mobil paletli makine üretimi üzerine çalıştıklarını söylüyor. Şu anda aylık üretimiz 7-8 adet aracüstü makine üretiyoruz. Ürün çeşidi olarak da katlanır bomba 15 çeşit ürün çeşidimiz var. Bunun yanında demiryolu makineleri var, 2-3 çeşit. Platform çeşitlerimiz var, 2-3 çeşit de onlardan üretiyoruz. Güvenilirlik ve satış sonrası hizmet konularında da sektörde kendini kanıtlamış olan firmanın yönetim kurulu başkanı Mahmut Keleş, en kaliteliyi, en pratik ve problemsiz olarak müşterilerine sunma hedefiyle çalışmalarını bugün ve gelecekte de sürdüreceklerini söyleyerek sözlerini noktalıyor. Katlanır bonu vinç sektörüne bir şeyler kattığımıza inanıyoruz. Müşteriler de beğeniyor bizim firma olarak yaptığımız makineleri. Her zaman onların da desteğini alarak yeni yatırımları sürekli peşine düştük. Bundan sonra da kaliteden ödün vermeden müşterilerimizin doğrultusunda, isteği doğrultusundaki makineleri yapmaya devam edeceğiz. Hep en iyisini yapmaya çalışacağız.